Eritre Etiyopya'dan bağımsızlığını 1993'te kazandı ama komşularıyla 30 yıla yayılan çatışmalar karşısında ekonomisi zayıf. Birçok Afrika ülkesinde olduğu gibi halk geçimini büyük ölçüde tarımdan sağlıyor. Nüfusun üçte ikisi ise gıda yardımlarına muhtaç. Ekonomik ilerlemenin önündeki bir engel, iş gücünün büyük bölümünün orduda görev yapıyor olması. Ülkede zor koşullar altında askerlik hizmetinin 50 yaşına dek sürebildiği belirtiliyor. Birçok Eritreli ekonomik zorluklar bir yana özgürlükleri kısıtlandığı, askerlik yapmaya mecbur edildikleri gerekçesiyle Sudan'a kaçıyor. Her gün iltica etmek üzere Sudan sınırını geçen Eritreli sayısı 2000'i buluyor. Ne var ki Eritre'den Sudan'a kaçanlar için sorunlar sınırı geçmekle bitmiyor. Giderek daha fazla sayıda Eritreli sınırın her iki tarafında yaşayan çeteler tarafından fidye için kaçırılıyor. Sudan'ın doğusunda Şagrab mülteci kampı. Burada daha iyi bir yaşam umuduyla sınırı geçmiş çok sayıda Eritreli yaşıyor. Ne var ki pek çoğu zorunlu askerlik hizmeti ve zor koşullardan kaçan bu insanlar sınırı geçtikten sonra başka bir tehlikeyle karşı karşıya. Bu genç kadın silahlı kişilerce kaçırılmış. 4 ay boyunca rehin tutulmuş, dövülmüş, tecavüze uğramış. Hamile kalınca bırakmışlar. Mülteci kampında yaşam her zaman nasılsa aynı şekilde devam ediyor. Ama herkes korku içinde. Günün birinde kaçırılan onlar olabilir. Rehin alınan kişilerden genellikle binlerce dolar fidye isteniyor. Kimi durumlarda bu rakam 10 bin dolara dek ulaşıyor. Parayı ödeyemeyen kişi şiddete, işkenceye maruz kalıyor ta ki bir yakını ya da arkadaşı istenen fidye'yi ulaştırana dek adam kaçırma vakalarının pek çoğu sınıra yakın noktalarda yaşanıyor ama şagrap mülteci kampı bir istisna değil kaçırılanların sayısını tespit etmek güç birleşmiş milletler mülteci örgütü denetimleri altındaki şagrap'ta dahi bu tür olayların yaşanması karşısında tedirgin Adam kaçıran çeteler son derece aktifler. İzledikleri güzergah Sudan'dan Mısır'a, İsrail'e, Libya'ya, oradan da Avrupa'ya uzanıyor. Bu gerçekten de çok büyük bir endişe kaynağı bizim için. Adam kaçırdıkları söylenen kişilerin neredeyse hepsi etnik reşahide aşiretine mensup. Sudan hükümeti şikayetleri ciddiye alsa da bunun aşılabilir bir güvenlik sorunu olduğunda ısrarlı. Bu tür suçları Reşayda aşiretinin tamamına mal etmek doğru olmaz. Ama Eritre sınırına yakın kesimlerde kimi şahıslar bu işe karışmış olabilir. Biz bu tür suçların aşiretin değil belli bireylerin işi olduğu fikrindeyiz. Shagrab mülteci kampından fidye uğruna kaçırılmış kimi Eritrelilerse olayın şokunu atlatabilmiş değil. Bu kadın, 6 kişinin kendisine 5 saat süreyle tecavüz ettiğini anlatıyor. Nihayetinde kilise ve arkadaşları serbest kalması için gereken parayı toplayabilmiş. Reşaide aşiretine ve yerel yetkililere bu sorunla baş etmeleri için yapılan çağrılar artıyor. Reşaide aşiret liderleri ise olayla ilgili bir yorum yapmıyor. Ne var ki Sudan'ın doğusunda adam kaçırma vakaları öyle karlı bir pazara dönüşmüş durumda ki yetkililerin bu olayların önüne geçmeleri bir hayli zor görünüyor.